Evet arkadaşlar merhaba. 18 Mayıs 2021 Salı günü Wolverhampton İngiltere Birleşik Krallık altılı gayan tahminlerimizle beraberiz. Gündüz programında İngiltere var arkadaşlar. Evet hemen görüşlerimize geçelim. İngiltere'de Wolverhampton'da pistler tapeta denilen bir sentetik tarzı fiber bir kum pist arkadaşlar. Yedili plase birinci koşuyla başlıyor 15.55'te. Handikap 3'ü açtı. İngilizler 1020 metreye çıkacaklar. Toplam 11 tane safkan burada start oluyor. Evet, burada normal şartlar altında alternatif banko olarak yani küçük kuponlarda rahatlıkla bankoya atabileceğiniz 3 numaralı Oh Is It William Buick ile rahatlıkla kuponlarınızda yazılabilir ama arkasından bazen böyle bilhassa getirmiyor. 6 numara Swooper Luke Morris ile ve 7 numara Spirit of Heaven. Burada Cem Hardy ile arkadaşlar baktığımız zaman 3 tane at burası için yeterli. Geniş yedili plasayı geniş yapacak olan arkadaşlar için. Evet altılık ayağın 16.30'da başlıyor. Şartlı bir koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 1020 metre. Burada 8 tane safkan var. Şimdi burada normal şartlar altında 4 numaranın tabi yüksek bir AGF'si çıkacaktır. Burada Doc Sportello iyi bir çizgi çekeceğiz. Bakacağız AGF'si ne kadar bizi tatmin edecek. Tabii ki 6 numara Obtuse William Buick ile burada şansı yok gibi gözüküyor. Yani az gibi gözüküyor. Yok demeyelim de. 6 numarayı listemize aldık. 1 numara Alice Winder Rosa Ryan'la ve arkadaşlar 2 numaralı Good Earth burada Sophie Osborne denen bu bayan jockey apprentice 7 kiloluk eksi indirimle geliyor. Yani 67 kilo koşması gereken bu safkan aslında 60 kilo koşuyor. Ve son iki yarışında çıktığı gibi bitirdi. Çok dikkat edin arkadaşlar. Bu safkan üçüncü kez de bu Osborne'ların bu zaten kendi atı gördüğünüz gibi. Sahipleri de antrenörü de kendisi. Şimdi yetiştirmiş oldukları bu kızlarının ekmeğini yiyorlar. Böyle atlarla işte acclimation aynı zamanda. İki orijin olarak baktığımız zaman güzel de bir orijini var. Burada bu safkanı mutlak düzeyde yazın çünkü muhtemelen 7-8 ganyan üzerine çıkacaktır. 4, 6, 1 ve 2 diyoruz arkadaşlar. 2'nin altını çiziyoruz. Evet, 3. koşudayız. Altılı ganyanın ikinci ayağı. 3'ü açtı İngilizler şartlı 1220 metredeyiz. Burada da normalde 1 numara uzak ara bir %60 AGF çıkacaktır muhtemelen. Bomşala. Andre Atseni ile. Ama biz tek vermiyoruz arkadaşlar bunu. Bunun yanına iki tane de böyle sinsi at var orada. 5 numaralı Uptown Girl Cem Hardy ile. Ve 2 numaralı Alphonse Carr Richard Kingscote'la rakipleri. Eğer inanıyorsanız bunun geleceğine o zaman tek atarsınız. Biz buraya 1, 5 ve 2 olarak yazıyoruz arkadaşlar. 1, 5 ve 2 şeklinde yazıyoruz. Çok aşırı ön planda bu Şeyh Muhammed Obay'ın atı. Bilemiyoruz arkadaşlar. Yapmış olduğu beşincilik de var. Dikkat edin yani. Çünkü birçok kişi biliyorum ben bunu tek atacak. Burayı biz 1, 5, 2, 3 tane safkanda geçtik. Altılı gayen 3. ayağı. 4. koşudayız. Handikap 4 ve yukarı İngilizler 1440 metre deyiz. Toplam 12 tane safkan burada start oluyor. Günün hemen hemen en zor koşularından bir tanesi. Tam 7 tane at verdik biz burada. 12 atın 7'sini. 5 numaralı Poet Magic Doggy Castello ile 1 numaralı Mutafavek Theodore Led ile arkadaşlar tam 3 kilo indirimle geliyor. Çünkü Theodore Led Apprentice indirimi normalde 64 kilo. 2 numaralı Blame Culture George Bass eksi 5 kilogram indirimle geliyor. 66 kilogram koşacakken 61 kilogram koşuyor. George Bush da bir apprentice olduğu için apprentice indirim var. 6 numaralı Soyunik Rosa Ryan'la 7 numaralı Clegane Richard Kingscote'la 9 numaralı Street Poet burada Oisin McSweeney ile bu da eksi 7 kilogramla giriyor. 64 kilo iken 7 kilogram apprentice indirim var bu Oisin McSweeney. Apprentice çünkü. Ve 11 numaralı Puccitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Cem Hardy ile. Burada gerçekten çok kırışık bir ayak. Yani normalde kapatılması gereken ayaklardan bir tanesi bu.
Sıralama verelim bu 7 atın. 5, 1, 2, 6, 7, 9 ve 11 şeklinde tam 7 tane atla arkadaşlar geçiyoruz burayı. Evet arkadaşlar, 5. koşudayız şimdi Wolverhampton'da. Wolverhampton'da karışık bir gün bugün, farklı bir gün. Bakalım rast gelsin diyelim. Evet, 18-10'da bu 4. ayak var, 5. koşu. 1740 metrede 3 yaşlı İngilizler burada start alacaklar. Arkadaşlar burada bizim bir tekimiz var. O da Godolphin ekürisinin Silent Film, William Buick'le. Burada bir film çevirmezse bu Silent Film, bizim bankomuz arkadaşlar. Burada diğer sapkanları geçeceğini umuyoruz, tahmin ediyoruz. Aksi takdirde burada bütün sapkanların gelirleri var. Eğer bu aya Silent Film'i tek atmıyorsanız hepsi diyorum. Ve başka yerde tek bulunduğunuz takdirde onunla değerlendirebilirsiniz. Bu ayakta 3 numara Silent Film'in Godolphin'in tecrübesiyle kazanacağına inanıyorum arkadaşlar. William Buick de daha evvelden koştu, ikinci oldu. Bu sapkan gerçekten çok iyi bir sapkan, Silent Film. Evet, 6. koşudayız. 5. ayak burada baktığımız zaman handikap 3 yaşlı İngilizler 1740 metre. Çim pistte, özür dilerim, sentetik pisteler. 13 tane sapkan start oluyor. 6 tanesini veriyoruz. İlk atımız 12 numaralı Kai Fast Warrior, Richard King Scott'la. Bakın arkadaşlar, aynı zamanda bunu da banko düşünebilirsiniz. Bu safkanı da banko düşünebilirsiniz. Bakın, değerlendirmenizi ona göre yapın. Çok iyi bir safkan bu. Çok da güzel, 57,5 kilo. Tom Dascombe'nin antrenör ettiği Middleham Park'ın atı. Bu 500 tane ortaklığı olan yer. İngiltere'de hep hatırlatıyorum size, bu sahiplerin de varlığı önemli çünkü. Burayı da küçük kuponlarda banko olarak düşünebilirsiniz rahatlıkla. İlk atımız bizim çünkü. Genelde dikkat ederseniz bizim böyle ilk atlarımız genelde geliyor. Birinci atlar. 3 numaralı Mustazit diyoruz. Mustazit Luke Morris'le. 1 numaralı Diamonds at Dusk James Doyle'la. 7 numaralı Kingdom Found William Buick'le. 10 numaralı Sticky End Connor Beasley'le. Ve 2 numaralı He Can Dance diyoruz. Burada Killen Baker'la, bu da indirim alan bir apranti. Zannedersem 5 kilogramlık bir indirim var arkadaşlar bu atın. Buraya not almamışız. 12, burada bir çizgi çekiyoruz 12'ye. Kai Fast Warrior'a, Richard King Scott'la. Mutlak düzeyde yarışa gidecektir arkadaşlar. Ama gerçekten iyi atlar var rakip olarak. 3, 1, 7, 10 ve 2 diyoruz buraya. Son ayaktayız, 7. koşudayız. Wolverhampton'da 19-15'te son koşu, 2450 metrelik bir uzun metrajlı 3 yaş İngiliz koşusu bu. Tam 9 tane safkan var ve arkadaşlar burada da güvendiğimiz bir safkan var, yok değil. Burada dileyenler 1 numaradan bahsediyorum. 1 numara burada The Tide Turns. Normal şartlarda bu koşuyu kazanması lazım ama çok arası var, 220 gün arası var. Eğer gerçekten çalışma yapmışsa bu Sir Mark Prescott'un kendi atı, yani antrenörü kendi olduğu için mutlak üzere yapmıştır. Bu atın bu kadar günden sonra kazanacağına inanıyorsanız tabii ki burada bir şekilde bu atı banko atabilirsiniz. Açıkça söyleyeyim ama biz iki tane at yazıyoruz. Yani ilk atımız 1 numara. İlk atımız 1 numara, ikinci atımız 2 numara Blue Beret Tyler Hurt'le. Bu da eksi 5 kilogramlık bir apranti indirimi almış durumda. Tyler Hurt apranti ve son hafta arkadaşlar 3 numaralı Faragrant Storm Joe Fenwick'le diyoruz. Burayı 3 atla geçmek yeterli. Ama dediğim gibi 1 numaranın çok şansı var. Bu arada burada ayak, bu ayakla ilgili bir şey pas geçtim. Notu pas geçtim. Burada bizim tekimiz 3 numara Silent Film 5. koşuda. 4 numara burada. Muazzam bir AGF alacaktır. Fakat bu at arkadaşlar ameliyat olmuş ayağından ve ilk yarışına çıkacak. O bakımdan dikkat edin arkadaşlar. Birçok kişi için bu belki de pozitif anlam ifade ediyorsa ona göre değerlendirsin. Ama 4 numara ameliyattan sonraki ilk koşuya çıkıyor. Hani bilginiz olsun. Anlamadık, bu 18 gün ara var. Nerede var? Pardon, 18 gün evet. Nasıl ameliyat oldu bu kadar az? Şeyde anlaşılmış değil. Evet. Burayı da 1, 2, 3 olarak geçiyoruz arkadaşlar. Veya 1 dedik. Burada alternatif banko, küçük kuponlarla olanlara yapan arkadaşlara.
Evet, Wolverhampton'la ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. www.maxsporttahmin.com adresinden rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz zaten şablonlarımıza. Aynı zamanda bizden profesyonel destek almak isteyen arkadaşlar da katıl butonundan premium üyelik alan arkadaşlarımızla rahatlıkla bir ay boyunca tüm koşullardan evvel alternatif olarak ideal kuponları yolluyoruz WhatsApp üzerinden birebir. Facebook ve Instagram üzerinden de bize ulaşıp bu konularla ilgili rahatlıkla yazabilirsiniz, mesaj yazabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre biz de size gerekli cevapları bu şekilde rahatlıkla verebiliriz. Evet, Wolverhampton için güzel bir gün olacağını düşünüyoruz. Tabi burada biz hemen hemen bütün AGF birileri yıkmış oluyoruz gördüğünüz gibi, ama bahsetmiş olduğumuz videoda alternatif bankolar da çok önemli. Bazen bahsetmiş olduğumuz alternatif bankolar geliyor gördüğünüz gibi. Ama burada biz biraz da 5. kuşta 3 numara Silent filmin bir film çevirmesi geleceğine inanıyoruz. Diğer ayaklarda da aklınıza yatan kendi tekniniz varsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şans diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.